Gelsin Evet, ekliyorum. yoğun yoğun baksın bakayım bize. Evet, alo. Alo. Merhaba. Ya hemşire deyince chat bir gaza geldiydi. Chat bir heyecanlandıydı. Chat bir heyecanlandıydı. Hadi Evet. bakayım. Kadın zannetmişlerdir ama erkek çıkınca birazcık da şaşkınlık Sen şimdi olabilir öncelikle bütün chatte. erkek hemşirelerin ızdırabı olan şu erkek hemşire olayını bir anlat bakayım ya. Erkek hemşire olayı 2007'den sonra ortaya çıktı. Bana göre öyle söyleyeyim. Yani erkek hemşire olarak çıktı. Kıbrıs'ta hep Gerçek. vardı bu arada. Efendim? Kıbrıs'ta hep vardı bu arada. Evet, yani belki gibi öyle söyleyeyim. Yani cinsiyetçi meslek olur mu canım? Yani bütün hemşireler kadın olmak zorunda diye bir şey olabilir mi yani? Aynen öyle. Yani şimdi kadınların da bazen günleri oluyor, ne bileyim bir doğum izni oluyor ya da farklı bir gün oluyor. Erkekler konusunda yani erkekler daha fazla ilgi gösterebiliyorlar bazen konuda, yani hasta yakınları ya da hastalar erkek hemşire istiyoruz de diyebiliyorlar. Oh, şu an seksistlik yaptın ama. O topa hiç girme. O topa hiç girme. Benim annem kadın hemşire. Hayırdır amına koyayım. Kadın yıllardır yapıyor işini. Tabii şimdi şöyle ben üroloji hemşireliği de yapıyorum. Erkek hasta mesela yani malum göstermek istemiyor şeyleri. O yüzden yani erkek hemşire isteyebiliyorlar. Yani Ne daha alaka uygun ya? oluyor. Tabii Böyle yani hasta görürseniz dövün. bazen ayırabiliyorlar çünkü hasta hakkı olduğu için. Allah Yani Allah, öyle bir hak mı tabii varmış ya? Ne bulursa onu yani yiyecek kadın hasta. ya kadın ya da erkek hemşire seçme hakkına sahip. Yani aynı şekilde Ben doktorlarda da öyle. 10 yaşımdayken endokrinoloğa gitmiştim. Orada internlüğünü yapan kız doktor bakmıştı yani. Hayırdır? Bakacak. Tabii bakmak yükümlülüğünde, de bakmak sorumluluğunda ancak hani istemesi durumunda Tesbih biz var mı sizde? değiştiriyoruz. Efendim? Taşak taşak tesbihi var mı? Yok. Endokrinolojide var biliyorsun değil mi? Yani. Tabii, gelişimi ölçmek için ablam aldı benim taş taşları, bir de taş taş tesbihi var. Gülme lan, üzerinde numaralar var. Böyle yumurtanla yan yana getiriyor. He, 9 numara diyor, not alıyor. Sonra cetvelle ölçüyor. He, 5 santim diyor, not alıyor falan. Vallahi var yani böyle şeyler. Yani gelişimini ölçmek için bakıyorlar. Özellikle çocuk endokrinolojide. ben Ha. isterseniz hemşirelik mesleği Sen hakkında şimdi hani hemşirelik ne mesleğinin yaptığımı başlangıcını, bahsedeyim ben. orijinini anlat. Sen Kendimden de buraya nasıl tanıtayım. geldin? Ben Fatih, 20 yaşındayım. Özel Sağlık Meslek Lisesi'nde mezunum. Hemşirelik adına mezunum. Aynı zamanda şu anda Bilim Üniversitesi'nde ikinci sınıf hemşirelik öğrencisiyim. Güzel. 2 yıldır yoğun bakım hemşireliği yapıyorum. Daha evvelinden lise 1'den beri yoğun bakım hemşireliği adı altında illegal çalışıyorum. Yani lise 1 ve lise 2'de illegal olarak, gönüllü olarak yoğun bakımlarda çalıştım. Yoğun Ha, bakımı beğendim. sağlık sektöründe bunu herkes yapıyor Sağlık bu sektörü arada. yok. Aynen. Lise 1, lise 2'de merak ettim gönüllü olarak. İstedim. Sağ olsunlar beni kırmadılar. Gönüllü olarak çalıştım. Beğendim. Kararım yoğun bakım hemşiresi olmamı yani. AFK'sın çünkü. Aynen. Monitöre bakıyorsun. Yani lise 3 ve lise 4'te aynı şekilde gerçek legal staja başladık. Normal yoğun bakım hemşireliği yaptım. Şimdi ise de normal yoğun bakım hemşireliği yapmıyorum. Üroloji ve obezite cerrahisi hemşireliği yapıyorum. Bölüm değişikliği oldu ama gerçek bir yoğun bakım hemşiresiyim. Hemşirelik nedir anlamında bazı arkadaşlar bilmiyor. Hani hemşire ne yapar? Doktorun yardımcısı mı? Doktor yardımcılığı mı yapıyorlar diye hep kafalarda bir soru işareti oluyor. Hemşirelik doktor yardımcılığı değildir. Hemşirelik bu bireyleri, hasta insanları hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendirir. Ve hastanın beden ve ruh sağlığının bozulması halinde bu doktor ya da doktor uzman hekimler tarafından verilen tedaviyi uygulayan, Yeri kendisi tarafından. geldiğinde doktor yardımcıdır canım. Yani bunu da inkar etmeye ne gerek Ya var ki? tabii ama hani Ya genel mesela anlamda ameliyathanede direkt olarak doktor tabii. yardımcısıdır. Evet. Kapı hemşire olarak aynen. Tabii doktor yardımcısı oluyor. Ama işte bu sadece kendi tedaviye uygulamayan, sadece Vidansör! tedaviyi doktor uygular, söyler ve hemşire uygular. Bu şekildedir işte prosedür Ulan bu. Waffles gitmiş senin streakin. Yani benim annem de hemşire.
İl Sağlık Müdürlüğü'nde de çalıştı. Ameliyathanede de çalıştı. Sağlık ocağında da çalıştı. Hemşirelere eğitim de verdi. Eğitmenlik de yaptı. Eğitim. Yani yeri geldi doktor yardımcılığı yaptı. Yeri geldi bulunduğu gruptaki en rütbeli insandı. Aşı şeylerine gitti. Kampanyalarına gitti. Samaha. Köy köy dolaştı vesaire. Yani hemşirelik doktor yardımcılığı değildir. Yanlış bir söylem bence. Hemşiresine göre değişir sonuç. Aynen o şekilde. Ek olarak yani hemşireler sadece hastanelerde çalışmıyor. Okullarda, huzur evlerinde, Otellerde. gerek sahalarda, otellerde, iş yerlerinde, büyük organize sanayi bölgelerinde her yerde çalışma yetkisine sahip. Hatta şöyle söyleyeyim, acil servislerde de çalışılabiliyor. Acil bir durum olduğu zaman bir sokakta tabii ki diploması ve kendine ait bir evrakları olması gerekiyor. Acil bir durumda CPR yani bizim kardiyopulmoner resüsitasyon dediğimiz kalp masajı yapma yetkisine sahipler. Ama tabii bu evrakları kendi diplomalarını almak zorundalar. Onlar onsuz yapamıyor öyle söyleyeyim ben. Ek olarak yoğun bakım hemşireliğinden bahsedeyim. Bir kere hani biz yoğun bakım hemşireliğinin tükenmişlik sendromuyla baş başa oluyoruz. Çünkü hani bir kere birinci olarak kapalı bir ortamda çalışıyoruz. En büyük bir stres etkenimiz bizim için. Sadece yoğun bakımlarda izole varsa tabii yoğun bakımlar, izolasyon odalarındaki giriş çıkış kapıları ve acil çıkış kapıları var. Başka herhangi bir kapımız yok. Bir de lavabo varsa vardır. İkinci olarak bizim ışık ve ışık ve ses etkenleri var. Çünkü habire bir ışık altına giriyoruz. Sesler, monitör sesleri, gerek ventilatör dediğimiz oksijen bağlı oksijen hastaları biz oksijen Ve bağlıyoruz. hep böyle Onların sesler kendi ritmik sesleri. değil mi? Hep ritmik. Her yerden bip 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 sesleri, her yerden farklı bir Aynı şeyler, ritim. hasta ağrıları, aynı ritim. Hastanın ritmi kötüleştiği zaman, hızlandığı zaman daha da farklı bir ritim sesi çıkıyor. İşte düştüğü zaman daha da az düşük Öyle sesler çıkıyor. Bunlar tabii oksijen mesela şeyi böyle. aynen o şekilde Aynı sesler ritim çıkartıyor. devamlı. Abi. Yani o seslere duyarlı olmak gerekiyor. Çünkü bir zamandan sonra o sesleri biz hiç duymuyoruz. Öyle söyleyeyim. Yani ben yoğun bakıma girdiğim zaman o sesi duymuyorum. Öyle söyleyeyim. Yani çok artık o kulak aşina oldu ona. Işığa gelince gün boyu aşırı spot ışıklara maruz kalıyoruz. Monitörlerin bu yeşil Samaha. olan o parametrelerindeki ışıklar, kırmızı renkleri işte ne bileyim gözlerdeki bir yorulma ve çeşitli hastalıklara sebep oluyor bize. Üçüncü stresimiz yani dördüncü stresimiz ve çok fazla hareket ve aktif olmamız gerekiyor. Ben oturduğumu bilmiyorum açıkçası. Yani oturduğumuz çok az oluyor. Ancak yemekte oturabiliyoruz ancak. Öyle Ya söyleyeyim. şimdi şöyle bir şey var. Hemşirenin o kadar farklı türü var ki. Yani Aynen. Kat hemşirelik. bak mesela poliklinik sorumlusu olursun. Bu sefer çok fazla hademeyle, alet edevatla, doktorla, farklı Hiç poliklinik uğraşmazsın. Aynen. onlarla takışırsın. Ameliyat hemşiresi olursun. Elinin altında can olur. Tamam belki ameliyat arasında bir sigara, bir çay içersin, rahatlarsın ama elinin altında can olur. Kan almada olursun. Günde 600 kişinin kanını alırsın. Ne bileyim tetkiklerde olursun. Günde 500 kişinin 3 aylık şekerine, anlık şekerine Aynen o bakarsın. şekilde. Yani her Ya da yerin onkoloji hemşiresi olursun. Onkoloji hastalığı, kanser hastalığına bakabilirsin. Yani. yani ambulans hemşiresi ambulansta olursun. Hı. Acil vakalara gidersin. Hepsinin kendine göre çirkinlikleri var her meslekte olduğu için. Ama hemşire çok ilginç bir meslek yani. Çok ilginç meslek. Bu işin cumartesi pazarı yok. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben bu mesleği istiyorum diyen arkadaşa ben cumartesi pazar tatil yapacağım. İşte Kurban Bayramı'nda şuraya gideceğim. Ramazan'da buraya gideceğim. Öyle bir şey yok. Ben mesela şu anda bu yayından sonra 5.30'da kalkacağım. Tekrar işe gideceğim. Yani 5.30'da Hadi kalk. bakayım. Aynen 4 saat 10, 19, 18 dakikam var yani. 4 saat sonra kalkacağım. 5 saat sonra kalkacağım yani. Şunu söyleyeyim. Bir kere fedakarlık istiyor. Büyüdüğüm sadece şöyle söyleyeyim. Mesela 30-35 yaşlı gelindiği zaman yapılmayacak. Yani yapılmaz yani bu meslek. Hemşirelik Valla erkek benim anlamında. annem kaç yaşında şu an? Erkek anlamında. Şu an erkek hemşireler olarak söylüyorum. Kendisini İyi ilerletmek abi. zorunda. Şöyle yani bir zamandan sonra bıkkınlık hissi geliyor. Yani ben şu saatte yani hemşireliği genel anlamda yapmayıp akademik kariyer üzerine gitmeyi düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Yani Ha, üniversitem benim kim? annem şu an 56 yaşında Hala yapabilir. Evet. Hala yapıyor. başhemşire olan başhemşire Nöbet de tutuyor mesela. nöbet Hala nöbet tutabilir. Evet. tutuyor.
Evet ama hani bir zamandan sonra tabii karar değişkenlik gösterebiliyor kişiden kişiye. Ben mesela ikinci sınıftan sonra üçüncü, dördüncü sınıfı okuyup yüksek lisans yapıp yüksek lisans yapma hakkımız da var, onu da söyleyeyim. Yüksek lisans yaptıktan Doktor. sonra kendimize ait bölüm seçebiliyoruz. Ameliyathane, onkoloji hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, acil servis, ne bileyim bir pediatri onkoloji hemşireliği ya da bir sürü bölüm var. Evet. Onlardan bir tanesi seçip o bölümüne göre okuyabiliyoruz. Yoğun bakım hemşiresi 2 senelik yüksek lisans yapma hakkına sahip. Hayır işte bir de sıkılınca değiştirebiliyorsun hemşire. Öyle bir Sıkılınca şey değiş. de var. Aynen o şekilde. Yani benim annem de yüksek hemşire. Sıkıldıkça değiştiriyor mesela. Dediğim gibi çok farklı yerlerde bulundu. O yüzden hani arkadaşın dediği doğru ama korkmayın yani. Olur da baş hemşire de olabilirsiniz mesela. O Baş bu hemşire de sefer de olabilir. yönetici Aynen. oluyorsun yani. Altınızda 700 personel çalışabilir. Büyük hastanelerde 400 personel, 200 personel çalışabilir. Tabi o hastane Tabii ki. sınıfına bağlı. CBA sınıflarına göre bağlı. Ben A Plus Hastanede çalışıyorum şu anda. Hatta hastane ismi Florence Nightingale'de çalışıyorum. Onu da söyleyeyim. Yani kendi hemşire kurucumuzun kendisinin hastaneleri. Florence Nightingale kendi hastanelerinde çalışıyorum. Ek olarak yüksek lisansını bitirdiği zaman sadece onda kalmıyor. Doktora yapabiliyor. Doktora unvanı, doktora programlarına katılabiliyor. Doktora programlarından sonra kendisi yardımcı doçent doktor da olabiliyor. İlerletirse kendini doçent doktor olabiliyor. Yani bu illa tıp fakültesi okuyayım da öyle doktor olayım anlamında gelmiyor. Anladım hocam. Ya ben Peki, benim bir sormam gereken bir şey var. Kaç kayme? Kaç kayme? Bu bölümden bölüme göre değişiyor. Konuştuğumuz gibi. Yani onkoloji, bilmem ne, acil servis, zıp, onların hepsine göre değişebiliyor. Yoğun bakıma göre benim şu an 3-4. Öyle söyleyeyim. 3-4. Az. Az ama yetinilmeyebiliyoruz. Çünkü hemşireler çok fedakarlık istiyor bu meslek. Hemşirenin ekstrası da var ama işte mesela nöbet Tabii tutarsın, bayram nöbet bilmem ne tutarsa olur. Tabii. aynı. O birlikte 6'ya kadar çıkartır yani. Kendisi hiçbir şey. Normal saf bir hemşireden bahsediyorum şu anda. Tabii. Ben şu anda mesela ikinci sınıf öğrencisiyim. Daha üniversite bile daha bitmediği halde ben şu an 5-6 rakamı söylüyorum. Yani Arkadaşlar üniversite bittikten hemşirelikte ne sonra kadar özveriniz olursa o kadar kazanabiliyorsunuz. Yani bir acil nöbetinin maaşınıza yansıması güzel bir şey yani öyle diyeyim ben. aynen ben onu da söyleyeyim. Seçecek arkadaşlar, bu sene üniversite sınavına girecek arkadaşlar, puanlar bayağı yükseldi, onu söyleyeyim. Hemşirelik puanları eskisi gibi değil. Ben 2016'da girdim diye hatırlıyorum. 298'de mi ne girdim üniversite sınavına? Puanıydım. YGS'de 2 Vidancor. puanıydı. Biraz düşük yaptım ama özel lisede okuduğumuz için şartlar kötüydü. Yani bir Anadolu Lisesi gibi matematik, fen, fizik. Peki benim annemin zamanında sağlık meslek vardı. Onun üstüne üniversite okuyordum. Benim annem öyle yaptı mesela. Şimdi var mı öyle şeyler? Ekstra Şimdi puan şöyle bir şey. alabiliyor musun üniversite sınavında? Aynen. Ben okul birincisi kontenjanıyla yerleştim. Heh, onu bir anlat. Kendim direkt puanla girmedim. Yani 290 bu puanla direkt giremezsin yani. Bir şekilde ücretli girersin. Bu kendi kontenjanımla girdim ama bilmiyorum şimdi kontenjan kalkmış mıdır, kalkmamış mıdır. Yalnız şunu biliyorum. Artık lisede şey yapılmıyor. Normal hemşirelik yok. Öyle söyleyeyim. Ya yardımcı hemşirelik teknikerliği olması gerekiyor ya da farklı bir adı olması gerekiyor. Tabii Arkadaş bunu tabii okuyor. liseden hemşire çıkamıyorsun ama ek puan En son alabiliyor musun şöyle üniversite söyleyeyim. sınavında? Aynen Onu alabiliyorsun. soruyoruz. Ek puan alabiliyorsun. Şöyle bir şey var. Artık hemşire en son benim. En küçük yani Türkiye'nin en küçük hemşiresi bizleriz. 19-20 yaşlarındaki kişiler en küçük hemşireler şu anda. Liseden çıkma olarak. Artık liseden hemşire çıkış iptal oldu. Yerine yardımcı hemşirelikler başladı. Evet. Yardımcı hemşirelik olarak liseden mezun olduğu zaman kişi mecbur üniversite okumak zorunda. Hemşire olmak istiyorum derse. Evet. Böyle bir sorun var. Aynı şekilde bizim de hemşireler olarak sıkıntı yaptığımız şey konu da atanma. Evet Kamu ve evet özel normal hastaneler. düz lise mezunu da girebiliyor arkadaşlar. Üniversite Aynen sınavıyla herkes yani bunu İmam Hatip'teki okuyan arkadaş da girebiliyor. Meslek Endüstri'de de okuyan arkadaş girebiliyor. Fen Lisesi'nin birincisi de aynı şekilde hemşire seçenler var. Yani bu Fen Lisesi de okuyan bir arkadaşın hemşirelik, hemşirelik istemiş, ne biçim meslek diye öyle bir şey söz konusu değil. Şöyle bir şey var. Kamu ve özel sektör, unutmuştum pardon. Kamu ve özel sektör ayrımı var. Mesela ben özelde 4-5 alıyorsam aynı şekilde kamuda daha fazla miktarda alıyorlar. Kamuda çalışanın kendine özel hakları var. Kendine özel tatil zamanları var. Saat mesela sallıyorum 8-5 çalışıyorsa saat 17.01'den sonra yok olur onlar.
bana göre. Biz saat 8'den 5 çalışıyorsak biz 8'den 7.30'a kadar çalışırız. Böyle bir sorun oluyor. Ya bak şunu söyleyeyim, hani masa başında insan, buraya bilgisayar mühendisi de aldık. Adam diyor ki 8 saat çalışıyorum, 2 saati verimli. YouTube'dan video izliyorum. Masa başında Aynen. çalışan insanla sağlık sektöründe çalışan insan, normal bir memurla sağlık sektöründe çalışan insan, arkadaşlar doktor, hemşire, diş hekimi, hatta hastanede hademe bile olsanız durmak yok. Ben bunu sağlıkçı bir aileden gelen birisi olarak net söyleyebilirim. Durduğunuz anda da ebenizi sikerler. Babam canlı yayında anlatmıştı. Çok zor bir ameliyattan çıktım. Bir çay, bir sigara içeceğim, mola vereceğim. Adam bakıyor diyor ki, aa doktora bak amına koyayım, çay içiyor orada, biz burada sıra bekliyoruz. Yani zor. Hakikaten çok 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 inanılmaz zor. Onu baştan söyleyeyim. Aynen. Onu baştan söyleyeyim. Hakikaten hakkını vere vere emekçi emekçi çalışacaksınız sağlık sektörüne Evet, girerseniz. evet. Herkesin özel sektörü Doğduğu köyde yeni doğan çalışıyorsanız bebek çocukları şeytana başınızdaki patronun tapacaktır. kölesi olacaksınız. Onu da söyleyeyim baştan. Kamuda çalışırsanız tabii devlet baba desteğiyle birlikte çalışırsınız. Ama en nihayetinde köpek gibi çalışıyorsun sağlık En sektöründe. Bu da nihayetinde bir gerçek. hemşire, evet hemşire olmak isteyen arkadaş baştan kafadan gitmesi gerekiyor. Hemşirelik seçmesi gerekiyor. Yani birazcık farklı düşünmesi gerekiyor. Yani Eyvallah. arkadaşların sorusu varsa. Vallahi zaten bayağı uzun sürdü seninki. Diğer insanlar da bekliyor. Saat 12.30 oldu Türkiye'de. Ekleyecek bir şeyin yoksa bir sonraki mesleğimize geçmek istiyorum. Benim şu anlık yok. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi Belediye akşamlar. başkanı yok amına koyayım. Teşekkür ederiz. İyi geceler diliyorum İyi kardeşim. akşamlar. Yukarı ince.